بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أجلس الآن في إسطنبول في مؤسسة هيئة الإغاثة الإنسانية إيهاها المشهورة التي انطلقت إلى غزة في فك الحصار في عام 2010 وصار فيها قتلى، والقصة معروفة. لماذا أجلس في هذه المؤسسة ومعي امرأة تركية؟ لكي أتكلم عن معركة الهوية عبر رمزية الحجاب كنموذج تطبيقي. كيف أن هذا البلد عندما سيطر عليه العسكر العلماني بعد أن أسقطت الخلافة سنة 1924، كيف بعد ذلك جاءت القوانين لمسح الهوية مسحا بجبر قانوني عسكري استخباراتي بوليسي، وكان للحجاب نصيب إلى قضية اللغة العربية والمدارس الدينية و ما تعرفون من الحرب على الهوية التي بدأت تنفك رويدا رويدا عن هذا البلد. كيف عادت للحجاب؟ تجربة معركة الهوية والحجاب لكي يعرف الناس ماذا صار، كيف يضحي الإنسان من أجل دينه. الحجاب في الشرق الذي بدأ يتنازل عنه إن بإثارة شبهات أو بتحلل وراء الموضة، إلى هذا البلد الذي كان يغوص في الثقافة الغربية وجزء من أوروبا ثم بدأ يعود إلى هويته. هنا ألتقي بالسيدة غولدان سونماز. غولدان سونماز عضو مجلس إدارة الإيهاها وعضو الدفاع عن حقوق الإنسان الرسمية في الدولة التركية، ومتعاونة مع عشرات الهيئات الحقوقية وإعلامية من CNN إلى BBC إلى آخر القنوات المشهورة العربية وغير العربية والأجنبية عن حقوق الإنسان. لا ننسى أنها شاركت في سفينة مرمرة التي انطلقت لفك حصار غزة ومات أمامها 4 شهداء. أيضا اعتقلت في طاجكستان عندما ذهبت، استخبارات طاجكستانية اعتقلتها عندما ذهبت لكي تدافع عن حقوق الإنسان الطاجيكي هناك، إلى آخر تضحياتها. كيف نبدأ معها الحوار؟ فنقول مرحبا بك في قناة الرأي أستاذة غولدان. كيف خضت هذه التجربة في دفاعك وصبرك على الحجاب في هذه المدة الطويلة؟ حدثينا عن هذه التجربة المثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Öncelikle söze bütün İslam ümmetine ve bütün yeryüzüne ferahlık, refah dileyerek duayla başlamak isterim. Söylediğiniz gibi aslında hukuk mücadelesi, insan hakları mücadelesi kolay bir mücadele değil ve Türkiye'de özellikle başörtüsü örten kadınlar, Müslüman kadınlar bu mücadeleyi tabiri caizse tırnaklarıyla bir mücadele ortaya koyarak kazandılar. Türkiye'nin aslında baktığınız zaman Müslüman bir ülke ve Türkiye'de başörtüsü yasağının olması çok anlamlı değil. Herkes başörtüsü kullanıyor. Çok da zaten biz derdimizi o zaman İslam dünyasıyla aramızda çok yakın ilişki olmadığı için anlatamadık da kimse inanamadı. Türkiye'de başörtülü kadınların başörtüleri neden yasaklanır diye. O dönemde dayıklık kuralı Türkiye'de çok farklı uygulandı. Bir tabiri caizse dinsizlik dinini dayatmasıyla karşı karşıya kaldık ki Türkiye toprakları, Anadolu son 100 yılda İslam'dan uzaklaştırılma planlarının peyderpey uygulandığı bir ülke. Sarık taktıkları için, şapka giymedikleri için asılan, idam edilen, İstiklal Mahkemelerinde yargılanan alimlerimiz var. Bu mücadeleyi verdi Müslümanlar, Türkiye'deki Müslümanlar, tabii ki kadınlara da bir pay düştü. Örtülerinden çıkarılıp açık giyinmeye zorlandılar. Buna Türkiye'deki Müslümanlar öyle ya da böyle bedel ödeyerek itiraz ettiler, muhalefet ettiler. Asılan alimlerin dışında birçok insan hapis yattı, bedel ödedi. En son 1980 darbesinden sonra da
Türkiye'de laiklik kuralının bir dayatmasıyla karşı karşıya kalarak üniversitelerde başörtünün yasaklanması, başörtülü memurların yasaklanması gibi bir süreç başlatıldı. Ancak şunu söyleyeyim, 80 darbesi sonrası özellikle İslam dünyasıyla yakınlaşmanın da getirdiği bir şeyle Türkiye'deki Müslümanlar İslam'ı yaşama konusunda çok daha bilinçli bir tavır ortaya koydular. Ve o dönemde kızlar, Müslüman hanımlar üniversitelerde örtüleriyle birlikte var olma mücadelesi verdiler. Başörtüsü İslami kimliğin bir parçası olarak görüyoruz biz Müslüman kadınlar olarak. Kimliğimizin bir parçası. Aynı zamanda sembolize eden bir şey. Ben de bu inancın bir müntesibi olarak Allah'ın emri olduğu için örtünüyorum. Doğal olarak bir Müslüman olarak üniversitede okurken örtüyü çıkar, memurluk yaparken örtüyü çıkar. Böyle bir uygulamaya, böyle bir kurala bizim Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakarak farklı bir tavır sergilememiz mümkün değil. Biz bunun bedelini ödedik. Ben 25 yıllık avukatım. Bu sürecin yaklaşık 20 yılında da başörtüsü yasağının bedelini ödedim. Burada Türkiye'de Müslüman kadınlar başörtü örttükleri için üniversitelerden atıldılar. Mahkemelerde idamla yargılandılar, hapis yattılar. Birçok mağduriyetle karşı karşıya kaldılar. Bazı binaların hiçbirisine hiçbir şekilde giremediler, işlemlerini yapamadılar. Hastanede tedavi göremediler yeri geldi. Ve hayatın her alanında bir kısıtlamaya tabi tutuldular. Ama bunun karşısında da Allah'ın emri olarak örtündükleri için de bunun mücadelesini ortaya koydular. Biz de bu mücadeleyi hali hazırda da sürdürüyoruz. Ben avukatım. Avukatlarda başörtüsünün serbest olması son 3-4 yıldır ki esasen Tayyip Erdoğan hükümetinden sonra, AK Parti hükümetinden sonra başörtüsü de serbest olmaya başlamıştır. Üstada Golden, la şakk enne tadhiyatkum caet bithimariha elhamdülillah. لكن أنا علمت من خلال سيرتك أنك كنت يسارية في الفترة الجامعية ثم تحولت من فكر اليسار اللاديني إلى الفكر الالتزام الديني فتحدثين عن هذه المرحلة Benim üniversitede okuduğum yıllar 1980'li yıllar. Benim lise yıllarım, gençlik dönemim Türkiye'de çok fazla işkencenin, çok fazla zulmün yaşandığı yıllar. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'nun her tarafında zulmün olduğu yıllar. Bunları gördüğüm zaman ben bu haksızlıklar karşısında bir şeyler yapmam gerektiğine inanan ve sadece hani lanetlemekle, sadece kahrolsun demekle değil, bir şeylerle uğraşmak gerektiğine inanan bir zihin yapısındaydım ve arayış içerisindeydim. Haksızlık karşısında bir şey yapma konusunda da özellikle sol hareketler oldukça aktifti. Ben de İslam dininin elhamdülillah her zaman Müslümandık, her zaman Müslümanın gereğini yapmaya çalıştık. Benim de özellikle Müslümanların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gibi bir tavırla haksızlık karşısında hılful fudul örnekliğinde olduğu gibi bir tavırla karşı konulması gerektiğine inanıyordum. Müslümanların da böyle yapması gerekiyordu ama çok aktif bir İslami hareket yoktu. Sonrasında kendi kendime şunu düşündüm. Solun dinle olan, İslam'la olan duruşu kesinlikle benim kabul edeceğim, tasvip ettiğim bir şey değildi. Zaten o zaman da onun kavgasını onlarla yapıyorduk tartışmalarımızda. Açıkçası en nihayetinde ben şuna karar verdim. Müslümanlar sessiz kalsa da, pasif kalsa da ben kendi hayatımda bir Müslümanlığın gereğini örtüyle, ibadetlerle yerine getirip aynı zamanda da haksızlık karşısında Allah Resulü'nün örnekliğindeki bir mücadeleyi ortaya koyacağım diye karar verdim. Örtündüm. Bütün arkadaş çevremi değiştirdim. O insanlarla tekrar görüşmeye devam ettim ama safımı ve duruşumu belli ederek ve insan hakları mücadelesini bir Müslüman olarak, Müslümanca Allah Resulü'nün Kur'an ayetlerinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rol modelliğiyle yapılabileceğine inanarak hılful fudul içerikli ya da adalet mücadelesi içerikli çalışmalarda devam ettirdim. Elhamdülillah bunu Allah bundan da bir hukukçu olarak buradan birçok Müslümana hizmet etmeyi, birçok işkence gören Müslümana hapisten çıkarmayı,
birçok haksızlığı uğrayan insanın derdine deva olmayı da nasip etti. İnşallah bunu da öbür tarafa götüreceğim, salih amel olarak görüyorum. نستكمل الحديث مع السيدة جولدان سونماز بعد هذا الفاصل إن شاء الله عن تضحيتها وجهادها ونضالها أيضا في معركة الهوية وأيضا قصتها في سفينة مرمرة إن شاء الله. نستكمل الحديث مع السيدة جولدان سونمز عضو مجلس إدارة إيهاها هيئة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات في تركيا وعضوة ناشطة في حقوق الإنسان وأيضا في الدفاع عن حقوق الإنسان رسمية في تركيا أيضا عضو إلى آخر نشاطاتها. تنقل لنا تجارب معينة، التجربة الأولى تجربتها في معركة الهوية عن طريق الحجاب الذي منع وحورب وكما حورب الإسلام بكل أحكامه، كيف كانت التضحيات؟ سؤالي معك الآن أخت جولدان، الناس تريد الكلام النظري يفهم أن هناك اضطهاد، لكن دائما الحوادث هي التي تشخص الواقع، فنريد أن سأسكت تسردين للمشاهدين والمشاهدات هذه الحوادث في محاربة الحجاب وصبر المسلمات ضد العلمانية الدكتاتورية العسكرية في تركيا. Ben avukatım. Başörtülü bir avukatım. Ebdi bin hepsi çoğu. Birçok başörtüsü mağdurunun da mazlumunun da avukatlığını yaptım. Çocukları okuldan alınan annelerin avukatı oldum, çocuklarının avukatı oldum. Birçok başörtüsü olaylarında tutanak tutup davalar açtık. Birçok olaylar yaşandı. Kendi adıma yaşadığımı söyleyeyim. 25 yıllık meslek hayatım boyunca bunun 20 yılında başörtüsü yasağından dolayı ben herhangi bir mahkemeye bir avukat olarak cübbe giyip objektifliğimi gösterdiğim halde başörtülü olduğum için giremedim. Başörtülü olarak mesleğimi yapamadım. Son 4 yıl ancak buna serbestlik geldi hakimler ve avukatlara. Bunu yaparken belki beni hukukçular daha iyi anlayabilir. Birisini savunmak için bir mahkemeye avukat olarak giremeyen ben en az 20 kez sanık olarak sanık sandalyesinde oturdum. Ve mahkemelerde kendimi savunmak zorunda kaldım. Niye? Müslüman kadınlar başörtü örtebilsinler, başörtülü olarak okuyabilsinler, başörtülü olarak hastanede tedavi olabilsinler, başörtülü olarak memurluk yapabilsinler, hizmet alabilsinler diye. Şimdi bunu anlattığımız zaman İslam dünyasında çok böyle şey yani nasıl olur bu derecede yani nasıl yani bir kadın başörtüsü taktığı için bir hastanede tedavi edilmemezlik yapılabilir mi diye sorabilirler. 15 yıl önce bu ülkede başörtülü bir yaşlı kadın böbrek tedavisi için hastaneye gidiyordu. İsmi Medine Bircan. Diyaliz makinesine bağlanması gerekiyordu hastanede. Diyaliz makinesini başörtülü olduğu için bağlamadılar. Başörtüsünü açacak dediler. Kadın başörtüsünü açamadı. Oğlu da annesinin, yaşlı annesinin başörtüsünü açmaya kıyamadı. Gitti annesinin fotoğrafına bir peruk yapıştırıp fotomontaj fotoğraflayıp hastaneye götürdü ki anneme diyaliz makinesi bağlayın diye. Ve Medine Bircan sonra hayatını kaybetti. Ve biz Medine Bircan'ın hakkını savunduğumuz için mahkemelerde dava edildik. Merve Kavakçı seçilmiş bir parlamenterdi. Hani demokrasi? Demokrasi kim için demokrasi? Demokrasi ne? Hiye Merve Kavakçı ellefet kitap bi'unvan Demokratiye bila hicab. Merve Kavakçı seçilmiş bir hanımdı, parlamenterdi. Herkes kadar hak sahibiydi. Merve Kavakçı meclisten çıkarıldı. Makbule İbrahimoğlu bir anne okula gidememiş, okuyamamış. Makbule? Makbule İbrahimoğlu bir yaşlı anne çocuklarını başörtülü olarak okutuyor. Ben Müslümanım diyor, örtü örtmem gerekiyor. Allah emretmiş. Çocuklarıma da böyle öğrettim. Çocuklarım da örtü örtüyor. Biz
Müslümanız ve çocuklarımız da örtülü olacak. Çocuklarını İmam Hatip'e gönderdi başörtülü olarak. Makbule İbrahimoğlu'nun çocuklarını okula almadılar. Makbule İbrahimoğlu diğer annelerle beraber protesto gösterisi yaptı. Oysa polis çocuklarını copluyordu, dövüyordu okulun önünde. Niye? Örtülü olduğu için. Makbule İbrahimoğlu kızlarını okutmak için okul önünde protesto yapıyor ve başörtüsüne özgürlük diye slogan atıyor diye karakollara alındı, tutuklandı, 21 gün cezaevinde kaldı. Ben onun avukatı olarak defalarca cezaevinde ziyarete gittim. Ama cezaevinde bile herkes onun için kampanya yaptı. Bütün Türkiye'nin bütün hapishanelerinden Makbule İbrahimoğlu'na yazı geldi. Adi suçlulardan bile, mahkumlardan, senin yerin burası değil ve Müslüman kadın örtünebilmeli diye. Türkiye böyle bir mücadeleden geçti. Sivas'ta bir hemşirelik okulunda, belki görüntülerden bizi seyredenler de hatırlar, ağızları kapatılarak, örtüleri başlarından çekilerek genç kızlar hemşirelik okulunda, Sivas'taki hemşirelik okulunda kürsülerden indirildiler. Ben bizi izleyen özellikle hanım kardeşlerime şunu söylemek isterim. Biz Allah'ın emrini yerine getirmek için büyük bir mücadele verdik. Hamdolsun Tayyip Erdoğan için o zaman manşet attılar, onu da hapse attılar. Biz aynı zamanda onun avukatlığını da yaptık o dönemde. Muhtar bile olamaz dediler, Cumhurbaşkanı oldu. Seçilemez dediler başörtüler, bugün meclisimizde başörtüler var. Biz avukatlık yapıyoruz, herkes bir şeyler yapıyor. Bizim için bunların hepsinden önemli olan bir şey var. Biz Allah'ın emrini yerine getirmekten vazgeçmedik. Mücadele etmekten vazgeçmedik. Ama Batılılar şimdi Türkiye'de ne yapıyorlar? Türkiye'de şunu yapıyorlar. Başları örtülü ama israf eden. Başları örtülü, makyaj yapan. Başları örtülü, tesettürün diğer kurallarına riayet etmeyen bir Müslüman kadın profili getiriyorlar bize. Bize diyorlar ki tamam örtünebilirsiniz ama böyle değil, şöyle örtünebilirsiniz. Tamam örtülüsünüz ama tatil yapın, eğlenin. Mesela bir Müslüman kadına yakışmayacak bazı şeyleri de istiyorlar. Ben Müslüman kardeşlerime şunu söylemek isterim. Müslüman kadın kimliğinin sadece bir parçası hicaptır, tesettürdür. Tesettür aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bir Avrupalı parlamenter Türkiye'ye geldi Merve Kavakçı dosyası için. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davanın görüldüğü tarihte. Ona dedim ki ben, insan hakları diyorsunuz, demokrasi diyorsunuz, özgürlük diyorsunuz. Peki neden Merve Kavakçı bir Hristiyan kadın kadar özgürlüğe sahip değil? Hani o zaman insan hakları? Bize şunu söyledi. Çünkü diyor Müslüman kadın bizim yaşam biçimimizi tehdit ediyor. Nedir bizim sizin yaşam biçiminiz? Adam şunu örnekliyor. Diyor ki siz diyor, biz diyoruz ki kadın dişiliğini öne çıkarmalı. Siz diyorsunuz ki dişiliğinle değil karakterinle, kişiliğinle öne çık. Saygın ol. Biz diyoruz ki bireyselleş. Siz diyorsunuz ki komşuyla ilgilen, ta Afrika'daki muhtaçla da ilgilen. Biz diyoruz ki diyor adam, batılı zihin, tüket, tüket, tüket. Siz de diyorsunuz ki israf etme, israf etme. İşte Müslüman kadın örtüyü taşıdığı zaman Müslüman kimliği taşır. Hayat biçimi de böyle olmalıdır. Biz bunun bedelini ödedik. Bunun Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da, birçok ülkede bedelini ödeyen kardeşlerimiz var. Tunus'ta hapis yattılar. Tacikistan'da hala hapiste işkence görenler var. Orta Doğu'da, Filistin'de bunların hepsi Allah'ın dininin mücadelesidir. Ve biz bu konuda daha cesur olmalıyız. Bir de en azından Müslümana yakışır, ayeti kerimede geçen, Kur'an'da ve sünnette geçen bir Müslüman kimlikle yaşamak mecburiyetindeyiz. يعني أنت محامية وفيتي وكفيتي في الحديث عن واجبك وتضحياتك وتضحيات أخواتك سواء في تركيا أو غيره في الثبات على الحجاب، لكن الإضافة الجميلة التي أضفتيها أنك تدعين يعني لالتزام الحجاب، الحجاب الحقيقي، الحجاب ليس المفرغ من ضوابطه وشروطه الشرعية، أي ليس الحجاب المتبرج كما يسميه البعض، أو الحجاب يعني الذي يعرف الرجل عندما ينظر إليه أنه نوع من أنواع السفور رغم أن اسمه حجاب. هكذا يكون الالتزام، القناعة، العقيدة، بخلاف الالتزام الضيق أو الاستسلام للموضة والمكياج. وبعد الفاصل راح نكمل معاها كيف كانت في سفينة
مرمرة اسطول الحرية الذي فك الحصار، أراد أن يفك الحصار عن غزة، والأحداث الضخمة اللي صارت هناك بالهجوم الإسرائيلي وقتل المسلمين في هذه السفينة. بعد الفاصل إن شاء الله. نستكمل الحديث مع المحامية جولدان سونمز اللي هي عضو مجلس إدارة الإيهاها اللي هي هيئة الإغاثة الإنسانية والحقوق والحريات في تركيا، واستكملنا الحديث معها في موضوع الحجاب والتضحيات ودفاعها القانوني ومعاناتها الشخصية ورفيقاتها في المرحلة الدكتاتورية العسكرية العلمانية الشرسة الماضية. الآن راح ندخل في الفقرتين المقبلتين عن تضحيات. شوف الحجاب يا جماعة ما يمنع من الإيجابية، والصورة الذهنية السلبية التي يعطيها العلماني أو التغريبي أو الحاقد على المسلمين وأحكامهم الشرعية يفرح بها هو، لأن الواقع يكذبه ويكون يعني خلاص الصورة ناطقة ولا أحتاج إلى كلام. الأستاذة جولدان، أنت شاركت في أسطول الحرية الذي ذهب لكي يفك الحصار، حصار الكيان الصهيوني ومن معه عن إخواننا في غزة المحاصرين. السؤال الذي يأتي كونك امرأة، كيف تكونت فكرة المشاركة في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة؟ ألم تكوني خائفة من غدر الكيان الصهيوني الذي هو من أوله لآخره غدر في غدر؟ Birincisi Filistin mücadelesi, Kudüs'ün sorumluluğu ve Gazze'deki mazlum Filistinlilerin sorumluluğu sadece Filistinlilerin meselesi değil, bütün ümmetin meselesidir. İkincisi İsrail sadece Müslümanların sorunu değil, İsrail bütün insanlığın başına bela bir sorun. Üçüncüsü Gazze'ye uygulanan abluka zulümdür. Abluka kime yapılırsa yapılsın zulümdür ve Rabbimiz bu zulüm karşısında bize bir şeyler yapma ve bu zulmü ortadan kaldırma mesuliyeti veriyor. Yıl 2009. Bir televizyoncu Gazze'de ablukayla alakalı, oradaki durumla alakalı bir röportaj yapıyor. Bombalardan evler yıkılmış. Zaten ilaç yok, yemek yok, hiçbir şey yok. Üstüne İsrail elektriği kesmiş ve herkes karanlıkta. Çocuklar da ellerinde mumlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Gazeteci bir kız çocuğuna rast geliyor. 10 yaşında bir kız çocuğuna. Onunla röportaj yapıyor. Soruyor ona ne yapıyorsun diyor bu mumla. Diyor ki İsrail elektrikleri kesti, karanlıkta kaldık. Mumla gidiyoruz. Annem dedi ki komşudan, kardeşin ağlıyor, komşudan yiyecek bir şey bul. Onu susturacak kadar. Bir şey almaya gittim diyor. Gidiyorum diyor. Sonra gazeteci ona diyor ki dünyaya bir mesajın var mı? Dünyadaki Müslümanlara, dünyadaki insanlara. Kız diyor ki dünyada yaşayan bir insan kaldığını düşünmüyorum. Gazeteci şaşırıyor. Ne demek istiyorsun diyor. 10 yaşındaki Filistinli, Gazze'deki Filistinli kız çocuğu hepimize ders veren şu sözü söylüyor. Diyor ki, bu duvarların arkasında diyor, İsrail'in çizdiği bu duvarların, sınırların arkasında diyor, yaşayan bir Müslüman ve bir insan kaldığını düşünmüyorum. Eğer yaşayan birisi olsaydı, mutlaka bize çoktan gelirlerdi ve bizi buradan kurtarır, bu sorundan, bu zulümden kurtarırlardı diyor. Biz bu kızın sorusuna cevap olarak, bu yeryüzünde yaşayan, sizi dert eden Müslümanlar var, insanlar var demek için gittik. Çünkü bu, eğer bu kızın cevabına, o Gazze'ye ulaşmak için mücadele eden bir Müslümanın haberi gitmeseydi eğer, bu kızcağızın İslam'a, Allah'a olan inancı da sarsılabilirdi. Elhamdülillah Gazze'deki Müslümanlar neyin için yaptıklarının farkındalar. Ama bizim şunu yapmamız gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü'nün
hayatını okuyoruz Aleyhisselatü Vesselam. Bir mücadele ortaya koyuyor. Bize bir örneklik ortaya koyuyor. Ve Kur'an'da biz bütün yapmamız gerekenleri öğreniyoruz. Bir yerde zulüm var ve sadece onun üstüne yorum yapıyoruz. Bu Müslümana yakışır bir şey değil. Bir şey yapmak zorundasınız. Bir zulüm varsa onu elinizi ortadan kaldırmak zorundasınız. Akdeniz İsrail'in babasının çiftliği değil. Filistinli kardeşlerimiz de herkesin istediği gibi üstüne zulüm yapacağı kardeşlerimiz değil. Biz Müslümansak bir şey yapmak zorundayız. Yardım etmek bunun bir tanesi. Esas olan ablukayı kırmaktı. Biz bunun kavgasını vermek için Mavi Marmara yola çıkardık. Yoksa İsrail'in limanlarına yardım malzemesini götürün. İsrail de canı istediği zaman istediği kadar Gazze'ye, Gazze'deki Filistinlere yardım götürsün. Neden Gazze'ye özgürlük hakkını ya da lütfunu kendimiz üzerimizde görüyoruz? Biz ne kadar özgürsek Türkiye'de, siz ne kadar özgürseniz kuvvette, Gazze'de o kadar özgür olmak durumunda. Sadece yardımla yapılacak bir iş değil, ablukanın kırılması ve o limana gidilmesi gerekiyordu. Bugün de hala bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bu amaçla dünyanın dört bir tarafında özellikle Avrupa'daki Filistinlerin de ortaya koyduğu çabayla beraber birçok gemi tekne girişimi gerçekleşmişti daha önce. Uluslararası bir koalisyon oluşturuldu. Bu uluslararası koalisyonla İHA'da da dahil oldu. Avrupa'daki Filistinliler, diğer insan hakları örgütleri, Gazze'deki ablukayı kırma girişimi oluşturan batılı ve doğulu birçok grupla beraber ortak bir araya gelince, İHA'nın da 146 ülke tecrübesi işin içine girince 37 devletin vatandaşlarının içinde, yardım gönüllerinin içinde olduğu bir koalisyon haline dönüştü. Koalisyon üye çok olunca ki birçok ülkeden destek gelince birçok gemi bir araya geldi ve bu bir filoya dönüştü. Ama ilk çıkış noktası Free Gaza Movement isimli Özgür Gazze hareketidir ve özellikle Filistinlerin, yaşlı sanatçıların, parlamenterlerin, kanaat önderlerinin ortaya koyduğu bir girişimdir. Ustulul Hürriye 2010 yılındaki girişim 9. Gazze ablukasını kırma girişimidir. Muhammiye Golden, enti imra'a ve tuşarikin fi Ustulul Hürriye lezi yedheb au zehebe ila elkeyan suhyuni من أجل فك الحصار على غزة. ماذا كان موقف الوالدين؟ ماذا كان موقف الزوج؟ الموضوع ليس سهل. الرجال يخافون أهلهم بعضهم ويمنعهم أو يشترط عليهم ألا يذهب. كيف كان الموقف؟ Şimdi şunu söyleyeyim. Birincisi benim yaptığım bütün aktivitelerde eşim haberdardır. Eşimin bilgisi olmadan bir şey yapmam. Mutlaka bilgi veririm. Allah rızası için yaptığım işlerde de eşim her zaman destek olur. Elbette ki korkar. Ailem korkar, annem babam korkar, sevdiklerim korkar ama ben yaklaşık herhalde 20 yıldır yaptığım bütün işlerde hep böyle tehlikeli bir şeyler yaptım. Hep başıma bir şeyler geldi, hapse düştüm. İşte Mavi Marmara'daki bir saldırı oldu, Tacikistan'da alındım. Biraz alıştılar ama yine de korkuyorlar. Ben korkmuyor muyum? Elbette benim de korkularım var. İnsanım yani. Ama şehadet niye nimet? Galiba insanın en çok korktuğu, en zor verdiğini verebilme cesaretini gösterdiği için bir nimet ve bir karşılığında bir cennet var. Bunun üzerine de çok kafa yoruyorum. Biz Mavi Marmara gemisiyle gittiğimizde ölelim diye gitmedik. Tam tersine biz Gazze'ye ulaşalım, Gazze'deki çocuklara, yetimlere ulaşalım, Filistinliler yaşasın, biz de yaşayalım. Ama bu yolculuğu yürütürken bir riskle karşı karşıyayız. Ama Allah rızası için bu sefere çıkıyorsak, bir mazluma yardım etmek için çıkıyorsak, burada da başımıza bir şey gelirse bu da Allah'ın takdirindedir. Ölürsek de sonu da şehadettir diye bakıyoruz. Tamam. Mavi Marmara gemisinde biz eşimle beraberdik. Orada saldırının da olduğu en üst kattaydık. Orada helalleştik. İkimiz de biliyorduk tehlikeli bir yolculuktu. Evet, ikimiz ya da birimiz ölebilirdik. Ama biz bunun yapılması gerekliliği ya da yani şöyle söyleyelim. Bu korkuyla yaşamak mı, seyrederek durmak mı diye bakarsanız
Hayır, öyle utanç içerisinde yaşamaktansa onurlu bir şekilde gitmek, esaretse esaret, şehadetse şehadet, Allah ne takdir ederse odur diye bakıyoruz yani. يعني هذا توضيح كافي لدور الوالدين والزوج والأهل في دعم الإنسان إيجابيا للقضايا الإنسانية الإيمانية الخيرية، ونتعلم من هذا الشيء. فنحن لا يجب أن عندما نجد عند أي إنسان من أهلنا في خير أن نعززه ولا أن نخوفه، لا سيما إذا كان الانتصار لقضية فيها الأمر واضح، حق محض ألا وهو حق المسلمين الفلسطينيين، وباطل محض ألا وهو باطل الصهيوني الذي اجتمع الجميع على أنه مدان ومجرم ومحتل. إن شاء الله بعد الفاصل أكمل معك هذا الحوار بإذن الله. نستكمل الحديث مع المحامية جولدن سونماز، عضو مجلس إدارة إيهاها اللي هي هيئة الإغاثة الإنسانية للحقوق والحريات في تركيا، وهي أيضا عضو الدفاع عن حقوق الإنسان الرسمية في تركيا وجهودها في هذا الموضوع. وصلنا ونحن نتكلم أستاذة عن دورك في سفينة الحرية أو أسطول الحرية وسفينة مرمرة في فك الحصار عن غزة. السؤال المتبادر الآن، سمعت أنك تخوضين معركة قانونية ضد المتورطين من الجنود الصهاينة في قتل عشرة قتلى من الذين كانوا على ظهر السفينة وعشرات الجرحى، هل وصلت إلى نتيجة؟ Evet, öncelikle bir önceki konuştuğumuz konuya bir küçük ilave yaparak girmek istiyorum. Bizim özellikle Müslüman kadınların zulme karşı mücadelelerinde herhangi bir mazlum Müslüman kadın ya da herhangi bir topluluk, herhangi bir yerdeki bir mazlumiyetle alakalı bir şeyler yaptığımız zaman ailelerimizi, eşlerimizi, evlatlarımızı ihmal edeceğimiz düşünülür. Oysa tam tersine, etrafıyla, ümmetle, insanlıkla ilgilenen bir anne modeli her zaman Müslüman İslam için çok daha güçlü nesiller ortaya koyar. Ben 25 yıllık evliyim. Ne günlük hayatımda ne de bu kadar ciddi yani ölümcül sonuçları olabilecek vakalarda eşimden habersiz hiçbir şey yapmadım. Eşimle beraber yaptıklarım da oldu. Eşimin müsaadesiyle yalnız yaptığım, katıldığım birçok organizasyon da oldu. Burada şuna dikkat çekmek isterim. Ne sadece dünyaya kapalı bir Müslüman kadın bizim için doğru bir nesil üretebilir, ne de ailesine sırtını dönen bir Müslüman kadın bizim için doğru bir nesil üretebilir. Bu dengeyi İslam'ın ölçüleriyle sağlamak durumundayız. Devamla, özellikle Mavi Marmara ile alakalı biliyorsunuz o saldırının olduğu gün bütün dünyada, Japonya'dan Bosna'ya, Kore'den Rusya'ya, Güney Afrika'dan, Kenya'dan, Kanada'dan, Jamaika'dan dünyanın dört bir tarafında sokak eylemleri oldu. Herkesin dikkatinden kaçan bir şey var. İsrail ilk defa bütün dünya tarafından tepki gördü. Hatta bir kısım Yahudiler de İsrail, antisyonist Yahudiler İsrail'e tepki gösterdi. Mavi Marmara giderken halk desteğiyle gitti. Kuveyt, Katar'dan tutun, Körfez'den tutun, bütün İslam dünyasından destek aldı, halklarından destek aldı. Sadece Türkiye'de 600 tane program oldu. Küçük çocuklar su şişesiyle su sattılar, o parayı bile o gemiye koydular. Bu hareket, Mavi Marmara, bir dünyanın ortak bir vicdan hareketi olarak çıktı. Saldırı korkunç bir saldırıydı. Uluslararası sularda yapıldı ve birçok suç işlendi. İnsanlar öldürüldü, katledildi, arkasından insanlar yaralandı, hapis edildi, eşyaları gasp edildi, birçok suç işlendi. Hukuk alanı Müslümanların çok önemsemediği bir alan. Oysa İslam her şeyi adalet merkezinde bize söyleyen bir din. Tek bir görevimiz var şu yeryüzünde. İnsan olarak, bir Müslüman olarak
Rabbim benden ne istiyor diye sorduğumda benim aklıma sürekli nakarat gibi kendi kendime söylediğim bir şey vardır. Rabbim benden bütün yeryüzünde adaletin hakim olması için çalışmamı istiyor. O zaman bu misyona katabildiğimiz kadar insanı katıp bunun için mücadele etmemiz lazım. İsrail suç işledi, hesabını sormamız gerekiyordu. Böyle bir mahkeme var mı? Dünyada böyle bir adil mahkeme var mı? Dünyada adil bir mahkeme yok, uluslararası bir mahkeme. Müslümanların böyle bir çabası da yok. Keşke olsa, yani inşallah olur bundan sonra. Ama biz şunu yapmak durumundaydık. Onların söylediği mahkemelerde bile onları hesaba çekip sanık sandalyesine oturtmamız gerekiyordu. Müslümanlar her zaman savunan değil, bazen de hesap soran olması gerekiyor. İşte bu bir fırsat olarak gördük. Davaları kazanamasak bile Müslüman gençlere hesap sorma zihniyetini kazandıralım istedik. Ve bütün davaların sürecini başlattık. Bizimle dalga geçtiler. İsrail'i yargılayamazsınız. İsrail'i komutanları, siyasetleri yargılayamazsınız. Nerede açacaksınız, öyle bir dava mümkün değil dediler. Ama Allah bize yardım etti. Ve biz dünyanın birçok yerinde davalar açtık. Ehud Barak'ı hiç tahmin etmediği bir şekilde Amerika'da kıstırdık. Diğer İsrail'li komutanları İngiltere'de kıstırdık. 4 komutan hakkında burada Interpol kararı çıkardık. İsrail bütün bu davalardan kurtulmak için bize milyar dolarlar teklif etti. Milyar dolarlar. Biz bunların hiçbirisini de kabul etmedik. Dedik ki Filistin'e, Gazze'ye yaptıklarınızın ve Mavi Marmara'da Müslümanlara yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz dedik. Biz davalarımızın hiçbiri bitmedi daha. Davalarımız devam ediyor. Türkiye-İsrail anlaşsa da davalarımız devam edecek. Ama şunu söyleyeyim, biz bu davaları açarken kazandık. Netice Allah'tan. Üstad Golden, yani enti bi'tibariki münavala hukukiyye lülhürriyat ve hukukil insaniye. هل قضاياك التي تدافعين عنها وتسعين وتشاركين فيها خاصة بحقوق المستضعفين والمظلومين والمنكوبين والمغدورين من المسلمين فقط أم أيضا تدافعين عن أعراق وأديان وجنسيات غير مسلمة ولا عربية؟ Burada ilkemiz şu, Allah bize zulme karşı mücadele edin diyor. Müslümanların uğradığı zulme karşı sadece değil, zulme karşı. Mazlum, ırkı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, milleti ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, mazluma kimliğe sorulmaz ilkesiyle hareket ediyoruz biz. Adalet de bunu gerektiriyor. Onun için de yeryüzünün dört bir tarafında kim mazlum olmuşsa, bir Müslüman olarak mesuliyet bize düşer diye düşünüyoruz. Önceki cevaplarımda verdiğim hılful fudul örnekliği de bunun bir nevi örnekliğidir. İslam'dan önceki bir uygulamadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Oradaki ilke buna benzer. Şimdi belki burada dikkat çekici şey, neden en çok bu veriler, raporlar hep Müslümanlarla ilgili çıkıyor? Çünkü şu an hep Müslümanlar zulme uğruyor. Biz eğer ki bir Müslüman topluluk, bir Yahudi topluluğu, kadın, çocuk bir yere toplasaydı, etrafını duvarlarla örseydi, Gazze'de yaptığı gibi onlara yemek, ilaç vermeseydi, onlara zulmetseydi, bir Müslüman olarak buna karşı çıkmayacak mıydık? Buna da karşı çıkacaktık. Çünkü o ablukanın kendisi zulüm. Onun için ilkesel olarak mazluma kimliğin sorulmaz olarak bakmamız lazım. Zayıf düşmüş, zulme uğramış her kim varsa, her kim tarafından tutulmuşsa, her kim tarafından zulüm görüyorsa, zalime zalimliğini haykırmak, zalimin zulmünü durdurmak, mazlumu da esaretten, zulüm altından kurtarmak zorundayız. Kadın olalım, erkek olalım zorundayız. Çünkü bu sadece Müslüman mümin erkeklere bir emir değil, mümin kadınlara da bir emirdir. Üstada Golden, عضو الدفاع عن حقوق الإنسان الرسمية في تركيا. رسالة أخيرة تحبين أن توجهيها للمشاهدين العرب. İsterim ki bütün yeryüzünde nerede kimin kanı dökülüyorsa, kimin gözyaşı dökülüyorsa, bütün Müslümanlar olarak bunu engelleyen, durduran ilk önce biz olalım. Müslümana bu yakışır.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam örnekliğine bu yakışır. Bizim nerede bir sıkıntı, bir ihtiyaç varsa ona koşan olmamız gerekir. Kocaman bir aileyiz. Ümmet ailesi çok geniş bir aile. Tecrübelerimizi paylaşalım, bilgilerimizi paylaşalım. El birliği halinde şu küçücük Orta Doğu'da bile sorunları çözemiyoruz. Önce oradaki sorunlarımızı çözelim. Ondan sonra da bütün yeryüzünde iyiliğin, adaletin hakim olması için çalışalım. Şunu unutmayalım. Bir taraftan dökülen Müslüman kanı, gözyaşı bizim önceliğimiz, mesuliyetimiz. Ama bir taraftan da New York sokaklarında, Paris sokaklarında çöp bidonlarının dibinde uyuşturucudan, fuhuştan intihar eden, böcek gibi ölen gençler de bizim mesuliyetimiz. Allah da bizim yardımcımız olduğuna göre, Allah'tan da daha büyük bir yardımcı olmayacağına göre, demek ki uğraşırsak Allah bizi bu sonuçla da ödüllendirecek. El-Muhamiye Golden Sunmez, şükran laki ve esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.